الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي وعتصامي الا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة illa billahil aliyyil azim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere bu meclislerin kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Amin. Gereken tazim ile, hürmet ve edeb ile oturup kalkmayı nasip eylesin. bu ders Rebbu Evel ayı olmak münasebetiyle bu mübarek ay bitene kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili devam edecektir. İnşallah. Bundan memnun oluyor musunuz? Bu imandandır. Resulullah sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem bu imandandır. Hem cuma gecesi onun gecesidir. Aman darlanmayın. Ferahlanın. O da sizinle ferahlansın. Onunla sevinenlerden o da memnun oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar soğuklarda yağmur altında kaç derece soğukta bir şarkıcıyı dinlemek için saatlerce ayakta duruyorlar mı durmuyorlar mı? E peki bize ayıp olmaz mı? Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bahsedilirken efendim bir saat, bir buçuk saat içerisinde hemen ayaklanırsak kaçmaya kalkarsak yakalanmaz mıyız? Birileri bizi görmez mi? Allah ve Resulü şahit olmaz mı? İnsana ar olmaz mı? Utanmaz mı insan? Çok ayıp. İnsanlar şarkı türkü peşinde saatlerce soğukta ayakta duruyor. Siz burada rahat yerde sıkılırsanız bu iyi alamet olmaz. Bazılarında var bu sıkıntı. Allah alsın inşallah. Amin. İnsan sıkılır mı ya? İlimden doyulur mu ya? Ayetten, hadisten doyulur mu ya? Hatta çok kıpırdaşmamak lazım. Çok hareket de iyi değil. Oradan oraya geçmek, oturmak, kalkmak bunlar. Huzur bozuyor. Şimdi bugün bakıyorum kitaplara bakarken buraya çıkmadan evvel nereye bakıyorum? Kitaplara bakıyorum. Vakit bulursam. Çünkü gazetelere bakıp da gelip burada konuşacak alim yok. Onlarda çok yalan var. Adama hürmet ediyoruz, ikram ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir daha bekleriz. Adam da bize diyor ki, aa ben sana gelirken kafamda bir şablon vardı. Şimdi o şablon dağıldı, sizi çok beğendim. Biz de ona diyor, sen de iyi adamsın falan. Çıkıyor gidiyor, ne yazıyor? Ooo beni şöyle odaya koydular böyle. Allah Allah. Kapı zaten çelikse, sen geleceksin diye tahtaya mı çevireyim? Evin kapısı zaten çelik. Sen geleceksin diye tahtaya mı çevireyim? Bunlar böyle. Beyaz olsa siyah yazarlar. Siyah olsa beyaz yazarlar. Ben size ne diyorum? Bunlar ne derse tersine inanın diyorum size. Öyle demiyor muyum? Doğru mu çıktı yine? Bu kadar ayıp bir şey olur mu ya? Ben kimsenin cihazına el koyacak benim gücüm var mı? Elim elim zaten hep ağrıyor. Tuttu mu bağırıyorum ya. Nereden senin cihazını? Bana ne? Kimseyle uğraşacak halimiz mi var? efendim biz tesbih çekiyoruz. Adamlar tetik çekenden bizi bir tutmaya kalkıyorlar. Ya biz tesbih çekiyoruz bizim ne işimiz var? Öyle mi değil mi? Evet. Onun için biz kaste dergi roman işlerini bıraktık. Ama Arifan dergisi gibi o başka o ayet var hadis var. O oh, güncel habere giriyor mu? Girmez. Bizim işimiz din ilmidir. Bu meselede devam edeceğiz inşallah. Kim burada bizi engellemek isterse, durdurmak isterse Allah da onu durdurur. Amin. Allah da onu durdurur. Amin. Bizim tek havale verdiğimiz neresi? Allah'ın. Ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bizim meşayihimiz var. Dostlarına havale ederiz. En güzeli değil mi? Amin. Öbür türlü öyle desem bir şey, böyle desem bir şey hep dedikoduya giriyor. Ne dedik? Kitapları bakıyordum. Önüme geldi. Şimdi tekrar burada başka bir kitap vardı. Kürsüde. Onu açtım. Yine aynı yer geldi. Abdullah bin Mübarek Hazretleri rivayet ediyor. Diyor ki İmam Malik Hazretlerinin dersindeydim. İmam Malik, Malik'in mezhebinin müçteydiği kurucusu, büyük zat. Alimül Medine, Medine alimi diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmediği. Sahabe değil, sahabeden değil ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu haber verdi. Ne buyurdu? Yakında insanlar develerin ciğerlerine vura vura yani aylarca mesafelik yol kat ederken devenin üstünde ne yapıyor? Ayağı sağ sol vuruyor. Aylarca efendim insanlar mesafe kat ederek dolaşacaklar. Medine aliminden daha büyük alim bulamayacaklar. Bu Medine aliminden maksat kimdir? Bukhari hadisinde geçer. İmam Malik Hazretleridir. Öyle mi? Bu i̇mam Malik radıyallahu anh Abdullah bin Mübarek de çok büyük velilerden. İlk tabakalardan onlar. Onun yanındayım diyor. O da bize hadis anlatıyor. Yani bunlar tabi hadis anlatırken, ders anlatırken ciddiyet takınıyorlar. Kusül alıyorlar. Abdest tazeliyorlar, misvak kullanıyorlar, buhur yakıyorlar, güzel kokular ortalığa saçıyorlar. Ondan sonra önlerine bakıyorlar. Efendim ayakta efendim yaslanarak böyle edebe muhalif vaziyetlerde hadis anlatmıyorlar, ders anlatmıyorlar. Hatta bir tanesi ayakta giderken bir hadis soruyor. Ben seni edepli zannederdim. Yazık olsun, yazıklar olsun diyor. Cık, yürüyoruz diyor ya. Yürürken bize böyle şeyler niye soruyorsun? Hani şimdi kapıdan girerken, çıkarken ayakta ki sormalar zaten yanlış anlayışlara da sebep olur da. Hep edebe ait. Diyor ki tam diyor bize ders anlatırken böyle rengi değişiyor. Sararıyor, bozarıyor. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis şerifini kesmiyor, dersi bölmüyor. Derse devam ediyor. Bir değişiklik olduğunu biz de fark ettik. Tabii kimse de bir şey soramıyor heybetinden. Ders o zaman krallara bozuk atıyor. Emevi krallarından Ravza-i Günter'de ders veriyor. E dersine gelenlerden mesela kral geldi diye bir sesli konuşanlar oluyor. Veyahut da kral orada Melik hükümdar sesli, evet, Medine valisi sesli konuşuyor, hemen onu kesiyor. Edebe riayet diyor burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurmeti meyden ke hurmeti hayyen vefat etmişken hürmeti hayattaki hürmetiyle aynıdır. O ölmedi ki. Onun için o burada duruyor. Allahu Teala ne buyuruyor? Sesli konuşmayın. Ve la tecerulev bil kavl. Ona karşı da sesli konuşmayın. La terfa usvatekum fevka sautin Seslerinizi Habibimin sesinin üstüne çıkarmayın. Bu ayetler diyor, kabrindeyken de aynı geçerlidir. Onun için diyor, sessiz ol. Edepli ol diyor. Ya. Hiç düşünmüyor vali beni şöyle yapar, kral beni böyle yapar hiç. Ona edep veriyor. İmam Malik böyle insan. Radıyallahu anh. Bunlar niye müçtehid oldular, mezhep sahibi oldular? allah Teala bunlara niye nasip etti bu ilmi? Ders bitince diyor dedim ki diyor ya Ebu Abdillah, künyesi Ebu Abdillah. Yani en büyük oğlundan künye alırlar Araplarda. En büyük oğlu Abdullahsa o olur Ebu Abdillah, Abdullah'ın babası hani. Yani ey İmam malik dedim diyor. Le kadra etü min kumilyon maceben. Bugün bir değişik hal gördük derste. Çok renginiz değişti. Sarardı, soldu, şudur budur." Dedik diyor, "Evet, neam." 16 kere akrep soktu beni diyor. O zaman kumun üzerinde böyle halılar, mallar şeyler yok. Kumun üzerinde mescidin ebevi hasır kum üzerinde ders veriyorlar. 16 kere akrep soktu beni diyor. Fakat İnnemâ sabertu. Ben diyor, dersi de kesmedim. Ah uh da etmedim. Efendim, size karşı da efendim, bir şey belirtmedim. Niçin? İclalen <laughs> li hadîti Rasûlillah sallallahu teala. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediliyor. Onun hadis-i şerifleri okunuyor. O hadislere saygı ve hürmetimden dolayı. Ha, derste de başka adam oluyor. Ders bitti tamam. Anladınız mı? E sizi bir şey sokan var mı? Yok. Kıpır kıpır kıpır. Ne oluyorsunuz ya? Mübarekler. Huzuru muhafaza edelim. Edebi muhafaza edelim. Görüldüğümüzün farkında olalım. E ben böyle dayanamam. E dayanamazsan radyodan dinle. Dayanamazsan internetten dinle. Mübarek. O zaman istediğin gibi volta at. Ama bu meclislerin edebi var. Edebiyle bulunan buyursun. Edebine rahat etmeyecekse günaha girer. Ona da yazık, bize de yazıktır. Doğru mu söylüyorum? Böyle kitap böyle yazıyor. Ben uydurmuyorum. Kitap böyle yazıyor. Birinden konuşulmaz. Efendim vaktinden evvel kalkılmaz. Bitirmeden, ders bitmeden ayaklanılmaz. Usul bu. Çünkü millete eziyet edersin, onun ayağını ezersin. Öbürünü rahatsız edersin. Ona göre Allah bize Celle Celaluhu sıhhat afiyet versin. Amin. Kalbimize de huzur ve feyiz versin. Amin. Başımızdan aşağı sekinet yağdırsın. Amin. İnşallah. Amin. Bu dualarınız tuttu mu tutmadı mı sonunda bakacağız. Hoca efendi ne demek istiyorsun? Bugün sabahçı mıyız? Yok. Normal. Belki eskisinden de, daha az da konuşuruz. Ama Mevlid ayındayız. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem dersindeyiz. Ve onunla ilgili konulardan konuşacağız. şifa Şerif'te de öyle yaptık. İnşallah. Daha herhalde iki hafta kadar Mevlid ayı devam edebilir. Belki iki perşembe daha da olabilir veya da en az bir perşembe daha Mevlid ayında bulunmak nedeniyle hakkını vereceğiz inşallah. Ondan bahsetmek imandır. Onu sevmek imandır. Onu konuşmak imandır. Sahabe-i kiramın sevgisinden Allah'ım bize de bir nebze nasip eylesin. Amin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men ehabbeni kan ma'iya fi'l cennet. Kim beni severse cennette benimle beraberdir. E bu sevgiyi de becermek lazım. E sevginin alametleri vardır, nişanları vardır. Bunlara da riayet lazım. Gösterebilmek lazım. Çünkü neden? Alimler diyorlar, hadis-i şeriften alıyorlar, naklediyorlar. Bir şeyi seven, onu her şeye tercih eder. Ona muvafakati, ona uyum sağlamayı, rızasına efendim ulaşmayı her şeyden üstün tutar. Böyle olmayan o sevgide sadık sayılmaz. Ona müdde'i derler. Yani iddiacı. Allah bizi kuru iddiadan muhafaza eylesin. Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem sevgisi uğrunda e, sadık olanların üzerlerinde bulundurmaları, taşımaları, takınmaları gereken evsaftan, alametlerden bazıları anlatılıyor. Biz de onları kısaca size nakledeceğiz. Mesela bir tane rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet seniyesine uymak. Sözlerine ittiba etmek. Fiillerine ittiba etmek. Onun yaptıklarını yapmaya çalışmak. Emirlerine imtisal etmek. Efendim, ne buyurduysa yapmaya çalışmak. Yasaklarından istinab etmek. Sakınmak. İşte, hadislere lüzum yok derse. hadislen hadisle din olmaz derse. Kur'an'da olmayana itibar yok derse. O nereye gitti? O sevgi mevgi ma muhip sadık bırak. o dinden çıktı gitti. Tamamen dinin dışına çıktı gitti. E bu adamlar efendim bu kafada olanlar millete e, konuşma yapacak, konferans verecek, hitabet yapacaklar da milleti aydınlatacaklar öyle mi? Zifiri karanlığa çevirirler. Bu iş adam okuyor 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 bir de doktora yapıyor, bir de master yapıyor, bir de doçent oluyor, bir de profesör oluyor falan falan. Geldiği son nokta. İslami ilimleri okuyor yani. Geldiği son nokta. Arkadaşlar diyor ulaştığımız bu noktada şunu anladık ki eski kitaplara hiç bakmamak lazım. Yani. Ulaştığı noktayı sana söylüyorum. Ya ne yapmak lazım? Efendim kendi kafamızı kullanmamız lazım diyor. Kur'an-ı Kerim diyor bize, aklınızı kullanın buyuruyor. Peki tamam da Kur'an-ı Kerim sana, benim peygamberim bir şey buyurursa onu dinlemeyin, aklınızı kullanın mı diyor. Bak şimdi ne kadar ayetler var, ne diyor? Estağfirullah, bismillah. Kul ya Muhammed söyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Siz Allah'ı seviyorsanız, sevdiğiniz iddia ediyorsanız, bu sevgide sadıksanız, bana uyacaksınız. Bana uyacaksınız. Demiyor Kur'an'a uyacaksınız. Çünkü Kur'an peygamberden ayrılmaz. Peygamber Kur'an'dan ayrılmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Bana uyarsanız yuhibbukumullah Allah da sizi sevecek diyor. Artık bir adam hadisler devre dışı derse veyahut da aklıma uymayan hadis de olsa atarım. Aklımın ermediği şey Buhari'de de olsa, Müslim'de de olsa, Kütüb-i Sitte'de de olsa hangi kaynakta olursa olsun ben ona inanmam, uymam derse bu adam Allah'ı seviyor mu? E diyor ki Allah'a seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevecek. Ali İmran Suresinin 31. Ayet-i Kerimesi. Kitapta rakam yazıyor. Bizim rakam kafamızda kalmaz. Ali İmran Suresi. Allah Teala kendisini sevmeyi hangi şarta bağlamış? Habibini sevmeye değil. Sevmekten de ileri geçiyor. Habibine uymaya. İttiba ne demek? Ha, tam uymak. Bir var, tebaiyet var, bir, yani tabiiyet var, bir de ittiba var. Tabi olmak, uymak. İttiba, izi izine, adım adımına, tamı tamına. Hiç itirazsız uymak. Öyle yaparsanız Allah da sizi sevecek diyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uymayan, yani hadis-i şeriflere inanmayan, hadis-i şeriflerdeki emirleri, yasakları kale almayan, Allah'a sevmiş oluyor mu? Allah onu seviyor mu? Habibime uymayan diyor, ben sevmem diyor. Habibim şöyle onlara diyor, beni seven diyor, sana uysun, de ki onlara bana uyun, Allah sizi sevsin. Bundan daha açık bir ayet kerime var mı? Demek ki sevginin alameti neymiş? İttiba, uymak. Hele bir de uymayı bırak, hadi bir emiri tutamadın. Bir yasaktan kaçamadın, erkeğe altını takmayı haram etti. Bu Kur'an'da yok. Kur'an'da olmasına da bir üzüm yok. Çünkü Kur'an ne diyor? Habibime uyun. O ne verdiyse alın ve rasulü rasul fehuzu. Onun verdiği neyse benim verdiğimdir. Tamam. Ha bir adam altın yüzük taktı. Bir haram işlemiş oldu, günah işlemiş oldu. Bu bir derecedir. Ha bundan ya işte nefsime uyuyorum. Keşke yapmasam falan üzüntü de duyuyorsa bir nevi telafidir. İnşallah tevbeye muvaffak olur. <laughs> Ama Kur'an'da böyle bir şey olmadığına göre Peygamberin yetkisi mi var? Nasıl peygamber altın yüzlüye erkeklere haram etmiş canım derse? İşte mesele bu tamamen raydan çıkmaktır. Şimdi bugün yapılan da budur. Bugün yapılan da budur. Bu emirler yasaklar göz göre göre çiğneniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği din tebliğ ettiği Davet. Ne davetidir? Allah'a davet. Kelime-i Tevhid. kelime Tevhid kaç bölüm? İki. Bir kısmı La İlahe illallah. Bir öbür kısmı Muhammedun Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi adamlar çıkıyor. Muhammedun Resulullah lüzum. Yok. Buna inanmadan da olur. Peygamber'e uymadan da olur. Hadi inan. Yalancı dememek yeter peygambere yalancı dememek cennete gitmek için yeter. Ona uymaya lüzum yok diyor. Bunu diyen adamlar en büyük hocalar. Benim gibi de cahil, cühela, ecelü menfilar, mağaradan çıkmış, efendim diploması yok, doçentliği yok, profesörlüğü yok ya. Onun için. Ama işte reytingim var. Biraz çok dinleniyorum. Ondan da rahatsızlar. Ya niye dinliyorsunuz bu adamı? Doçent değil, profesör değil. Niye dinliyorsunuz? E dinliyorlar. Ne yapalım şimdi canım? Dinlemeyin mi diyelim ya? Dinlemeyin mi diyelim şimdi? Bu sefer diyorlar ki yahu diyorlar bu boşluğu doldurun. Bak ortada boşluk var. Bu cübbelilere, takellere kaldı bu iş. Onun için bu iş bunlara kalmasın. Ne olsun? E boşluğu doldurun diyorlar. Kime diyorlar? İşte i̇lim adamlarına, işte benim vasıflı adamlara. Biz vasıfsız eleman. Niye estağfurullah diyorsun? Vasfım yok diyor ki doçent miyim? Niye estağfurullah diyorsun? Doçent miyim? Profesör miyim? Hiçbir şey değilim. O zaman ne olacak? Siz diyorlar, bunları dinleyin. Bu sefer o adamlara da diyorlar ki, e siz niye böyle Kendinizi dinletemiyorsunuz kardeşim. Ne beceriksiz adamsınız. Ne yapmanız lazım? E satış yapın. Ne olsun? E bu cübbelilere kalmasın bu meydan. Diyorlar. Peki bunların meydanı cübbelilere bırakmayın dedikleri hocaları, üstadları da ne diyor? Diyor ki peygambere ittiba şart değil. Bir adam diyor peygambere yalancı demese ama onun dinine de girmese, uymasa ona o da cennete girer diyor. Allah ahirete inansa yeter diyor. Burada Kur'an söylüyor. Habibim söyle ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Bak bana inanın değil. Bak inanmak başka, uymak başka kardeş. Başka ayet-i kerimede ne diyor? "Âmânû billâhi ve rasûli'n-nebîlü mîllezî yu'minu billâhi ve kelimâtih İmanı söylüyor. Allah'a inanın. Peygamber'e inanın. İnandıktan sonra ne diyor öbür ayette? Ve Ona uyun. Uyun ne demek? Bırakın başka yolları. Girin İslam dinine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak kabul ederek onun buyurduklarına tabi olun. Müslüman olun diyor yani. Leallekum tehtedun. O vakitte hidayete kavuşursunuz. Yoksa hidayetten uzak kalırsınız. E senin meydanı boş bırakma dediğin adam peygambere uymadan cennete girdiriyor adamı. E bu millet bunları dinler mi? Profesör de olsa dinlemez. Doçent de olsa dinlemez. Havada kuş kapsata dinlemez. Çünkü adam derse ki Muhammed Resulullahsız olur. E bu millet dininden dinini değiştirmedi ki. Bu millet dinden çıkmadı ki. Allah bu Türk milletini ehli sünnetten ayırmasın. Amin. Allah bu oyunları bozsun, iptal eylesin. Amin bu değirmene su taşıyan, bu değirmene su taşıyanların bütün güçlerini maddi manevi ellerinden Allah alsın, iptal eyleyecek. Allah sizi de beni de uyandırsın. Amin. Amin. İşimiz zor, işimiz zor, işimiz zor. Ya dünyanın her tarafından ehli sünnete baskı var. Ehli sünnet konuşmayacak. Herkes konuşur, her saçmalığı serbest. Ehli sünnet susacak. Doğru duyulmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. E biz doğruyu yazıyoruz dergide. E böyle yazarsanız biz sizi alamayız. Biz sizi satamayız. E ne yapalım? Yok. Ne yapalım şimdi biz bu doğruları bırakacak mıyız? Her gün bir baskı, her gün bir teklif, her gün bir sıkıntı. Biz neler çektiğimizi siz biliyor musunuz? Bir de içeriden, bir de içerden mübarekler, onlar da efendim alttan çekiyor. Biri üstten, biri alttan parçamızı ayrı koyacaklar. Yahu kardeşim Allah'a emanet bir canımız var. Biz kafirlerin hatırı için doğruyu konuşmaktan vazgeçemeyiz. Birileri neye hizmet ediyor, ne tarafın adamlarıdır bilmiyorum. Ama kim bizle uğraşıyorsa bir gayeye hizmet ediyor. Kesinlikle bizle uğraşanlar bir gayeye hizmet ediyor. O gaye nedir? Ha, biz nelere ret diye yapıyorsak, neler hakkında cevaplar veriyorsak, nelerin yanlış olduğunu konuşuyorsak o bölgelerin rahatsız olması normal. Normal. Demek ki dolaylı yollardan, başka açılardan, başka bahanelerle şöyleymiş, böyleymiş diye gelenlerin tümü aslında kimin değirmenine su taşıyor? O bizim ret diye yaptığımız ehl sünnet dışı, din dışı akımların değirmenine su taşıyor. Ama bilerek, ama bilmeyerek. Ama mesele hakkın susturulması için büyük bir gayret ve faaliyet içindedirler. Birçok insanlar bunların tabi illaki gerisi nereye dayanıyor? Dışarı dayanıyor. Uluslararası bu işin boyutu var. Çok rahatsızlar. Çok rahatsızlar. Niye? Biz diyoruz ki İslam'a girmeden cennete girilmez. Müslüman olunmadan cennete girilmez. Hiçbir doktor, doçent, profesörün buna yetkisi yoktur ki bu ayetleri, hadisleri tahrif eylesin ve peygambere uymadan cennete girilir desin. Allah sevmediğini cennete sokar mı? E burada diyor ki beni seven diyor peygamberime uyacak diyor. Ali İmran suresi 31. ayet-i kerimesinde siz buraya ne mana veriyorsunuz? Peygambere uymadan ben sevmem adamı diyor. E sen de sevmediği adamları cennete sokuyorsun. Biz de diyoruz ki cennet babamızın çiftliği değil. Allah ne buyuruyorsa ona uyalım dediğimiz vakitte. Sen susman lazım. Öyle olmazsa böyle, böyle olmazsa şöyle. Her türlü baskı maddi ve manevi suretlerle. Ama içimizde de bu işe alet olan çok büyük zemin buluyorlar. Allah Teala'ya sığındık. Rabbimize güvendik. Hak her zaman garip olmuştur. Doğru konuşan her zaman zayıf olmuştur. Eddinu bede ve Din garip başlamıştır. Yine gurbete dönecektir. Tabii ki beni dünyanın efendim süper güçleri tasvip etseler, tasdik etseler, ilerletseler, efendim o zaman bende de bir şeyler sakatlıklar var demektir. Tabii ki böyle uğraşacaklar. Bizim bu gurbetimiz, garipliğimiz anladınız mı? Burcuvazi tarafından tutulmamamız, yüksek elit tabakalar tarafından tasvip edilmememiz ve değil mi? Uluslararası bütün gündemlerde haberlerin İngilizceleri bile çıkıyor şimdi dünya basınında benim aleyhime. Bu kaç tane iki sefer İngilizce haberler geliyor. İngilizce yazmışlar. Bu böyle adam, şöyle adam. Bütün mesele ne? Söylediğimiz sözler itibar görmesin, tesir etmesin, insanlar uyanmasın, uyandırılmasın. Efendim. Ya benden başka adam mı kalmadı? Ben mübarekler. iki kişi daha çıkın da üç olalım ya. Amma ve lakin. Ya doğruyu söyleyeceğiz, ya sükut edeceğiz. Konuşuyorsak hoşaf soğutamayız. Konuşuyorsak hoşaf otamayız. Ama süküt edersek o başka. Vakti gelirse süküt etmesini de biliriz. Sus derlerse susarız. Şimdi bize konuş diyorlar. Biz laf dinliyoruz. Laf dinliyoruz ama her taraf rahatsız oldu. Nedir bu ya? Niye rahatsız oluyorsun? Dediklerimizde ne var? Şu vatana, Millete şu vatanın bölünmesine yönelik ne söylüyoruz? Hep aman bu vatan bölünmesin. Aman misyoner faaliyetlerine meydan vermeyelim. Aman efendim değil mi kafirlerin oyunlarına gelmeyelim. Birbirini kırmayalım. Hırsızlık yapmayalım. Cana kıymayalım. Zimmi vatandaş da olsa, gayrimüslim de olsa bunları öldürmeyelim. Öyle demiyor muyuz? Ne konuşuyoruz biz yani? Rahatsız edici ne var? Rahatsız edici bir şey yok. Ama ben kimsenin uşağı değilim. Ben kimsenin siyasi partisinin üyesi değilim. Şuna rey bunu destekleyin diyecek bir durumda değilim. Ben din adamıyım. Ben ayet hadis okuyorum. Biz partiler üstü durmak durumundayız. Öyle değil mi? Öbür türlü bizi her partiden, her sınıftan insan dinliyor mu dinlemiyor mu? E dinlemesi lazım değil mi? E lazım. Çünkü din adamın Ahiretidir. Sonsuz hayatıdır. Ebedi geleceğidir din. Öbür işler gelip geçici şeyler. Bugün var yarın yok. Muhammed Mustafa devamlı kalacaktır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu İslam kalacaktır. Bu ehli sünnet kalacaktır. Senin davan, senin derdin, senin derneğin, senin üyeliğin bunlar geçici şeylerdir. Biz bunlarla sınırlı kalamayız. Öyle mi değil mi? Biz hakka uyacağız arkadaşlar. Hakka uyacağız. Hak'tan ayrılan babam olsa uyumam. Oğlum olsa ehl sünnete muhalif canım ciğerim olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanına şerefine böyle noksanlık getiren nefret ederim. Nefret ederim. Hiç sevmem. Ama zenci olsa, fakir olsa, hakir olsa, cüzzamlı olsa, her yerinden irin aksa eğer ki Muhammed Mustafa'nın aşığıysa sallallahu aleyhi ve sellem, eğer şu İslam'a sadıksa ben onu severim. Vallahi severim. Mesele dindir, mesele imandır, mesele fikirdir, mesele inançtır, itikattır, düşüncedir. Allah suretlerinize bakmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne ila suvarikum ve Allah mallarınıza bakmıyor, rütbelerinize bakmıyor, görüntülerinize bakmıyor. İstediğin kadar yakışıklı ol, istediğin kadar güzel ol. Allah Teala onlara bakmıyor. Yakışıklılar cennete, suratı çirkin olan zaten cehennemlik demiyor. Ve lakin yanzuru kulubikum ve Allah kalplerinize bakıyor, Allah niyetlerinize bakıyor. Öyle mi? Benim niyetim hayırlıdır. Benim niyetimde kimse kötülük yok. Efendi Hazreti yatıyordu bir gün. Yattığı yerden Muhammed Hoca'ya öyle dedi. Bu cübbelinin niyeti hayırlıdır dedi. Bak şahidim kim? Bunun niyeti hayırlıdır. Ha benim amelimde yanlışlar olabilir. Kuluz Allah ile aramızda. Herkesin kusuru olur. Ama niyet hayır, akıbet hayır inşallah. Tamam. Allah'ı seviyorsanız, sevgilisine uyacaksınız, o zaman Allah da sizi sevecek. Peki, Resulullah'a uymak ne demek? Sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uymak. Ne buyuruyor? Men ahya sünneti fekad habbeni. Benim yolum var. Bu sünnetin, bu yolun evvela ilk planda hangisine itibar edeceğiz? İtikat noktasındaki sünnetine. İtikat noktasındaki sünneti ne demek? Ehli sünnet vel cemaat inancı demek. Benim sünnetimi yaşatan fakat hep beni beni sevmiş olur. Yani beni sevdiğini göstermiş olur. Sevgi laflan olmaz. Yolumu yaşatacak. Bu yolu yaşatmak evvela nerede? İtikat bazında olur. Bir adam şimdi kalkıp da kadere inanmak lazım değil derse bu adam Resulullah'ın itikat noktasındaki sünnetini terk edip yoldan çıkmış olur. Ha sen dersen ki kadere inanmak amentünün bir esasıdır. Bunu millete açlarsan ne oldu? İnkar edilen bir sünneti ihya ettin. Anladınız mı? Hangi sünneti böyle inkar ediliyor, reddediliyor? İtikat noktasında olsun, amel noktasında olsun. Onu ispat için birisi çıkarsa uğraşırsa ne olur? Sünneti ihya, ihya etmiş olur. Amel etmekle de ihya etmiş olur. Bir de İnkar edenlere cevap verirse o ihyanın en büyüğü olur. Çünkü amel kendine münhasır kalır, millete anlatmak veya anlatılan bir yazıyı e, efendim sözü sohbeti ulaştırmak o daha büyük bir canlandırma olur. Şimdi yolumu yaşatan beni sevdiğini göstermiş olur. Ve melehab beni kane mafil cennet, beni seven de cennette benimle beraber olur. Bak ne kadar günahkar olursan ol diyorum. Adam içki içiyor, içki içtiği için had cezası var İslam'da, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getiriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi devlet reisi olma vasfıyla had cezalarını da kendisi ikame ediyor, sopa atıyor o zaman. Sahabeden biri, bu Bukhari'de geçiyor, Bukhari'de mübarek sahabe-i kiramdan bir zat. Ama nasıl bir zat? 70 kişiyle beraber akabe biatında bulunan 70 kişi Bedir'de de bulunanlardan, Uhud'da da bulunanlardan, Hendek'te de bulunanlardan fakat içkiye müptela. Olabilir mi böyle bir şey? Olabiliyor işte. Ne yapacağız şimdi? Size sorsaydım şimdi bunu demeden evvel öyle sahabe olmaz. Sahabeyi de reddedersiniz siz. Siz adamın sahabe olup olmayacağını da seçime sunarsınız yani. Bir de rey atarsınız olmaz bunu ihraç ettik dersiniz. Reddediyoruz bunu dersiniz. Kimsin sen be? Seni kim kabul etmiş sen kimi reddediyorsun be? İ'melû fakat şîtûn fekad lekum. İstediğinizi yapın bundan sonra peşin affettin buyurulmuş Bedir hakkında. Ne konuşuyorsun sen be? Mesele niyetse. Bak ben size ne diyorum? Mesele niyet Allah niyetlerinize bak. Ha. Müptela olmuş. Her Müslümanın diyor bırakamadığı bir günah vardır diyor hadis-i şerifte. Likullü den bu Ya'tâduhul feynete ba'del feyneti. Her Müslümanın bir günahı vardır. Onu adet haline getirmiştir. Ara ara o günah onu yoklar. Adam 60'a 70'e gelir yine arada yoklar ya. Bu budur diyor hadis-i şerif. Kullukum hattaun ve hayrul hattain et tevvabun. Hepiniz hatakarsınız, hepiniz günahkarsınız. Ama günahkarların en hayırlıları çok tövbe edenlerdir diyor. Mesele günahta ısrar etmemek. Hemen peşinde istiğfar etmek. Allah'tan af dilemek, Allah'a hatıra getirmek, Celle Celaluhu, Allah'tan korkmak. Ma <laughs> asarra men ve in'ade fil yum seb'ine Bir günde aynı günaha yetmiş kere dönse, yetmişinde de pişman olup estağfirullah dese, onu Allah günahta ısrarcı saymıyor. Sen diyor tövbecisin, ısrarcı değilsin. Bu Ebu Bekri Sıddık'ın rivat ettiği hadis-i şeriftir, Tirmizi'de geçer. Ne, ne diyorsun sen? Bak, mübarek zat bir rivayet adı Abdullah lakabı Himar e, Hafız Dimyat'ı onu kabul etmiyor bir ismi Nuayman Nuayman radıyallahu anh şakacı şen şakrak bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, ona tabi içki yakalanırsa ne oluyor sopası var e, celde vuruyor sopa vururken dört veya beş sopa vurduğu anda bir tanesi dedi ki sahabe-i kiramdan Allahümme l'anhu ma ektara ma esrafu ektara ma, ma. yücledu e Allah'ım dedi bu adama lanet et dedi ya. Amma da içiyor dedi. İkide bir geliyor sopayıyor Yine gidiyor içiyor dedi be. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu ona? La tel'anhu fe innehu yuhibbullahi ve resuluhu Hani orada bu Bedir'e katıldı, Hende'ye katıldı da demedi. Dedi ki buna beddua edemezsin. Niye? Çünkü Allah'ı ve Resulünü seviyor. Yani adam içki içti diye bu Allah'a peygamberi sevmiyor diyebilir misin? Diyemez. Hangi günahı yaparsa yapsın. Sevgi en başta nerededir diyorum sana? İttiba uymak nerededir diyorum sana? İtikattadır diyorum sana. İnançtadır. Onun haram olduğuna inanıyor. Ama nefis onu düşürüyor, o düşüyor, kalkıyor. Düşüyor, kalkıyor. Düşmez, kalkmaz bir Allah. Celle Celaluhu. Düşüyor, kalkıyor. Sakın ümidi kesmeyin. Şeytan sizi hangi günah düşseniz size ümidi kestirmesin. Sen daha af olmazsın diye seni o günahta sabit kılmasın. Mutlaka işte görün. Seviyorsan Allah'a peygamberi, Allah ve peygamber seni reddetmiyor. Kabul ediyor seni. Anladınız mı? Büyük müjde var. Ama Allah Resulü'nü sevmek ne demek görüyor musun? O sevgi seni eninde sonunda kurtarıyor. Ve kurtaracaktır. Bu sevgiyi artıralım inşallah. İşte bu sevginin de artması için çok bahsetmek, çok konuşmak, çok sohbet dinlemek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilen sohbetlerde iman nuru parlıyor. Çünkü insan onu daha çok tanıyor. Tanıdıkça sevgisi artıyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmenin alametlerinden birisi de nedir? Ondan çok bahsetmek. Ondan çok bahsetmek, siyer okumak, mevlid okumak, değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlidini ilk olarak bu sene Arapça berzenci mevlidini size tab etmek nasip oldu. Ben bundan dolayı bahtiyar oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir hizmet takdim ettik. İnşallah kabul eder. Sallallahu aleyhi ve selleme mutlaka arz olundu bu. İnsanlar başladılar okuma, salavat getirmeye, evde ocakta mevlitler okunuyor elhamdülillah. He, değil mi? Bu çok büyük bir fazilete mazhariyettir. Onu anmaktır, onun teşrifini sağlamaktır. Çok sevindiğini beyan ediyor. Kaç kişiye böyle? Eski kitaplarda geçiyor. E, Sübülül Hüda diye bir eser vardır. İmam Salihinin o kıymetli eser. 700-800 sene evvel o eserde yine bu kitabı yazdıktan sonra Onları da biraz araştırdım. Hepsine bakılmıyor. Sonra dedim bir daha de muhat yapalım. Baktım daha neler yazıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören ulemanın, evliyanın haddi hesabı yok. Hepsine diyor ki ben razıyım. Nerede mevlüt okunsa orada hazır bulunuyorum, geliyorum. Yani onu çağırmanın yolu, evinde misafir etmenin yolu, ocağında, dükkanında, arabanda, onu meclisinde, toplantında onu davet etmenin, hani İstiyorsunuz ya falan hoca evime gelse bir çay içirsem, yemek yedirsem falan. Bırak şimdi ve Sen Muhammed Mustafa'yı misafir et sallallahu aleyhi ve sellem. Ben evine gelsem ne olur, gelmesem ne olur. Cübbeli hoca meşhur olmuş da adam mı olmuş? Ondan sana da benim eve Cübbeli hoca geldi falan. Bunlar iş değil. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mevlüt oku, bir salavat-ı şerife getir, bir iki de gariban çağır, fakir fakir. Tamam mı kardeş? Benim yiyeceğim var. Benim durumum idare eder. Aç kalmıyorum. Fakirler var fakirler. Mahallenizdeki fakirleri Allah rızası için inşallah. Tamam mı? Ne yapın? Çağırın. Mevlit meselesinde hem Mevlid'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakirleri çok sever. Ve hubbel mesakin. Ya Rabbi bana fakirlerin sevgisini ver diye de dua eder. Hadiste geçer. Onun için eğer ki mahalleden 3-5 fakiri yemeğe çağırsanız bir çorba, bir sıcak çorba, bir yemek ikram edecek. Şey. Mevlitten sonra salavatlar getirirse şu mevlidi okusanız mutlaka hazır olur, teşrif eder, razı olur. Siz ona bakın. Onu çok anmak. Salavat-ı şerife getirmek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum salli ala seyyidina muhammed. Ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Evet. Ona kavuşmayı çok arzulamak. Şimdi seven sevdiğine kavuşmak ister mi? İster mi? Ne kadar ister? Sevgisi ne kadar fazlaysa o kadar kavuşmayı fazla ister. E tabi ona kavuşmak e, nerede nasip olacak? Cennette inşallah. Ölürken de nasip olacak inşallah. Kabirde de nasip olacak inşallah. Onun için bazı Allah dostları devamlı ölmek istiyorlardı. E, efendim. Niye ölmek istiyorlardı? Mesela Halid İbni Maden Hazretleri radıyallahu anh bu tabiindendir. Onun kızı Abde radıyallahu anh'a validemiz kızı anlatıyor. Diyor ki babam diyor ne zaman yatağa girse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan aşkından sahabeye, muhacirlere, enzara isimleriyle böyle onları sayar yatakta. Hüm asli ve fasli ve ileyim yehinnu kalbi tale ileyim şevki ne derdi? Onlar benim aslım da onlar, faslım da onlar, kökenim de onlar canım onlar, kalbim onlara meyleder. Onlara iştiyakım devamlı hasretim artar. Fe'alzim Rabbim kabzı ilek. Ne olur ya Rabbi beni çabuk sana al, huzurunu al da. Efendim Habibine kavuşayım. Böyle dua eder, uyuyana kadar diyor. İnsanlarda böyle haller var. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinden, aşkından ölmek isteyenler var. Yani ona bir an evvel kavuşmak için. Hani ölmeden de kavuşulur ama o zaman çok salavat-ı ile, çok sünnete hakiki ittiba ile insan hayatında da kavuşabilir. Evet, ona çok kavuşmak istemek, Medine'ye gitmek istemek, Ravza-i Mutahara'da kabri şerifini ziyarete gitmek istemek. O istek nedendir işte? Sevgi O sevgi nedendir işte? İmandandır işte. Yani onu sevmeyen, ona iman etmeyen de Medine'ye gideyim ister mi? İstemez. Medine'de dururken dönmek ister mi? istemez. Ama işte bazen hacılar orada 8 gün, on gün, 15 gün kalırken bunalanda olursa o kötü işte. Onun için adam birisi ne dedi? Yahu dedi günler oldu ne kadar zamandır dedi. Biz serin ayran içemedik dedi. Şimdi bizim yaylada olsaydık da dedi bir ayran içseydik dedi. Nerede dedi? Medine dedi. O gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evliyaullah'tan birine zuhur etti. Dedi ki git ona söyle hemen Medine'yi terk etsin gitsin köyüne ne içerse içsin. O zat onun ne dediğini bilmiyor ama Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem'den ihtar gelince o ona gidip söyleyince adam mahvoldu perişan oldu. Ocağı battı. İşte onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kalmayı teşvik ediyor. Medine'de ölmeyi teşvik ediyor. Ölmek derken intihar mı edeceğiz canım? Ama işte çok gidene nasip olması değil mi? Hatiboğlu Hoca, bu Nihat Hatipoğlu'nun babası vardı. O babası çok mübarek bir adamdı. İzmir müftüsüydü. Sünen İbni Maciye tercüme şerh yazmıştır Türkçe. Çok alim. Peygamber aşığı. Yani Medine'den ertesi gün Türkiye'ye gelecekken ne yaptı? Böyle Ravza-i Mutare'ye bakıyor, Yeşil kubbeye bakıyor. Ağlıyor, 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 ağlıyor. Aşkından Resulullah. Daha yeni yani. Biz de o sene haçtaydık. Nasıl ayrılacağım Medine'den yani? Sevgi ya. Böyle bir şeyler var ya, bu zamanda da var ya. Herkesi kendimiz gibi zannetmeyelim ya. Bizim gibi herkes soğuk değil yani. Ondan sonra pasaporttan geçiyordu. Pasaportta uçakta ölse artık Türkiye'ye gelecekken pasaporttan geçti, tak düştü vefat etti. Aldılar, Medine'de gömdüler yani. Men yemut fil medine yemut. Medine'de ölme imkanı bulan ölsün diyor. Yani ne demek? Orada kalsın mücavir kalanlar var ya ikame alıyor, oturuyor, kalıyor. Derdi ne? E diyor ki men hala ala levail medineti kim Medine'deki sıkıntılara sabredip de benimle komşuluğa katlanırsa yani orada ne kadar sıkıntı çekse de komşu olayım diye sabrederse e kuntulu şeyi de kıyamet günü ona şahit ve şefaatçi olurmuş. şefian yevmel kıyam Mücahid Sami Efendi Hazretleri niye gitti değil mi? Ölünceye kadar Mübarek zat orada bekledi. Daha birçok veliler, Şeyh Şamil Hazretleri gitti öyle, Hacı Paris'a gitti öyle gidenler, efendim Resulullah aşklarından sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Tabi avantajı var. Çünkü ne diyor, ne buyuruyor? Ben Medine'de ölene şefaatçi olurum diyor. İlk dirilecek kabristan Medine mezarı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk dirilecek peşinden Medine dirilecek. E şimdi Medine'ye gitmeyi istemek, hasret çekmek, bu nedendir işte? Sevgilim. Çünkü seven sevdiğine kavuşmayı çok ister. E ben orada Resulullah vefat etmiş, e işte şimdi bir fark etmez yani ha burada. Olur mu? Ne buyuruyor? Ben sallallahu aleyhi inde kabri semirtu mezarımın başında salavat okuyanı kulağımla duyarım diyor. Ve ben sallallahu aleyhi ne ayin Ama uzaktan salavat okuyanı melekler bana ulaştırır diyor. Ama Cuma gecesi müstesna, Cuma günü müstesna. Şimdi bu gece salavat okunursa, melek aradan kalkar, aynı kabrimin yanında gibi duyarım diyor. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellim. Biz niye ee, Cuma geceleri bu dersi yapıyoruz? Salavat okumamıza da vesile olur. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellim. Evet. Allah'ım tekrar tekrar ziyaretlerini nasip eylesin. Allah'ım ölümümüzü Medine-i e takdir eylesin. Amin. Amin. Kabul olunur diye korkmayın. Kabul olunur diye korkmayın. İnsanda bir nefis var böyle. Ya orada da beni kimse ziyarete gelmez. Mezar taşım da kaybolur. E burada ziyarete gelse seni mi kurtaracak? <laughs> Hazreti Ömer'in duası Allah'ım mersukni şehadeten fi sebilik ve ceal mevti fi rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyordu Hazreti Ömer? Ya Rabbi hem yolunda şehitlik nasip et hem de ölümümü Resulünün beldesinde nasip et. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer'in bu duasına herkes şaşırıyordu. Niye? O zaman Medine'nin bütün civarı, bütün vilayetler, eyaletler Müslüman olmuş. Cihat olması için şehit, cihatta şehit olmak için nerelere gitmek lazım? Çok uzak yerlerde efendim kafirlerle muharebelere katılmak lazım. E peki ki oralarda da muharebeye katılırsa da ölümü Medine'de olmaz. Ama onun duası tuttu mu? Tuttu. tuttu. Ya bir efendim Ebu Lüle miydi? Ebu Lüle mecusisi köle kalktı onu mihrapta namazda sabah namazında şehit etti. Hem Allah yolunda şehit oldu hem de mihrapta Resulullah'ın yanında vefat etti. İşte böyle. Yani doğru dürüst dua edenlerin muradı veriliyor. Olmadı. Burada öldük gömüldük tabii ki nasip neredeyse öyle olacak. Ama o zaman da biz yine aşkımız varsa, şevkimiz varsa işte her cuma gecesi okuyoruz. Salavat-ı Şerife kitabında Alil Kadir sigası. Her cuma gecesi okuyoruz değil mi? Ama hiçbir cuma bırakmamak lazım. Sohbet olur olmaz, tatil olur, yaz olur, ömreye gideriz o başka. Hiçbir cuma siz onu en az bir kere bırakmamanız lazım. 46. sayfada mı? Salavat-ı Şerife kitabının 64. sayfasında okuyoruz onu. Buyurun. Allahümme, Allahümme salli, ve sellem, salli ve sellem ve barik ve ala seyyidina, ala seyyidina, seyyidina. Muhammedin nebiyil ümmi nebi el habibil, -alil -kadri el, -habibil alil kadri el azimil cahi, el -azimil -cahi ala ali ve sahbi amin. amin. İmam Suyut'a Hazretleri diyor. Hani 100 kere falan okunsa en az 10 kere. Her gece 10 kere. Cuma gecesi yüz kere falan. Çok yazıyor orada kitapta Salavat-ı ve kitabından okuyun. Fakat İmam-ı diyor ki her cuma gecesi bir kere de okusa diyor nerede gömülürse lahdine Resulullah indirir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra yine salavat muzafat. Ben ne dedim size bu mevlid ayıdır. Bir de Şaban ayında özellikle Resulullah ile alakalı sallallahu aleyhi ve sellem salavat kitapları çok yazdım. Bunlardan okuyun diyorum size. Ben tek tek vakit bulamıyorum. Ee, orada salavat muzaaffatta da geçiyor dediniz. Esas dualarım kitabında geçiyordu biliyorum. Sonra orada da hatırlattınız bana. Ne var? 33 kere okunuyor. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed salaten tekun leke rida ve lehu ceza ve hakkı eda. Bunu diyor 33 kere her gün okusa dünyanın neresinde gömülse de Allah Teala Resulünün kabri şerifiyle o zatın vefat eden bu salavat sahibinin kabrinin arasında bir irtibat kurar, hark açar, kabirlerini ekler diyor. Bu acayip bir şey. İmam Zebidi Hazretleri, Murtaza Zebidi radıyallahu anh, İhya Ülümüddin'i şerh etmiş, büyük alim, Hanefi, Nakşi, büyük zat, o kitabında bunu alıyor. Onu da yazdım, dualarımda da var. E, salavat muzafat diye, sevapları katlanmış salavat, bir kitap var, küçük. Onda da var. Ne hazineler var, ne defineler var. Yazık değil mi biz bunları kaçıralım? Biz kimin peşindeyiz? Kimin sevgisinin iddiasındayız? Bizim sevgilimiz kim bizim? Habibimiz kim bizim? Eğer Muhammed Mustafa ise sallallahu aleyhi ve sellem insan ona kavuşmayı arzular. E kavuşmanın yolu buradan geçer. Onu çok anacaksın, çok salavat okuyacaksın, çok seveceksin. Hep ondan bahsedeceksin. Onu anlatmak dindir. Kim bize siz aşırı gidiyorsunuz derse desin. Biz onun sevgisinde noksan kalıyoruz. Allah daha aşırı gitmeyi nasip eylesin. Öyle mi? Amin. Ne diyor İmam Busiri? Kaside-i Bürde sahibi. Dâmet dâetün nesâra fî nebiyyihimi ve hkûm bimâ şîte medhan Hristiyanların peygamberleri hakkında dediği gibi Allah'ın oğludur deme geri kalan diyor Allah'tır deme, ilahtır deme, oğludur deme geri kalan ne kadar medhiye varsa hepsini ona yakıştır az bile kalır. İşte budur. Onun üstünlüğünü kim anlatabilir, kim tarif edebilir, kim tavsiye edebilir? Fe inne fazla rasulillahi leyse lehu haddun fe yu'ribbe anhu bi Allah Resulü'nün üstünlüğünün sınırı yok ki efendim birisi kalksın onu anlatabilsin. Yani biz onu nasıl met Nasıl hakkını vereceğiz? Nasıl tavsiye edeceğiz? Senin nuru cemalinle bütün alem ziya olmuş. Ne haddim seni etmek ki meddahın huda olmuş diyor. Allah'ın ettiği bir zatı biz nasıl metedeceğiz? Kur'an ondan bahsediyor. Bütün sureler inmiş onun hakkında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne mümkün vasf olunmak ol habibi. Ana ve saf hemen Allah garibi. İsmet garibullah büyük şey diyor. Nasıl mümkünatı yok diyor. Biz onu anlatamayız o sevgiliyi. Neden? En yakını Allahu Teala ona en yakını o anlatıyor. Biz ona çok uzaktayız. Rabbim yaklaştırsın. Amin. İşte bu derslerle yaklaşacağız. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmenin alametleri var. Laflan olacak şeyler değil. Çok seviyorum demekle sabit olmaz, ispat olmaz. Efendim ondan çok bahsetmek ama bahsederken de tazim, hürmet, tevkir, saygı, huşu, boyun kırıklığı ismi duyulduğu zaman etkilenme meselesi. Bizim Türk milletinde maşallah bu güzel. Hemen ne yaparlar? Sağ ellerini kalplerin üzerine göğse koyarlar. Allah'ım salli ala Sahbiye zeynep. Sahi, Allah bu adetleri devam ettirsin. Bunlar ecdadımız kıymetli Osmanlı atalarımızdan kalan güzel sünnetlerdir. Başka milletlerde de pek bu kalmamış. Yine bu bizim memleketimizde bu devam ediyor elhamdülillah. Yani bir derlenme, toparlanma, bir saygı, bir hareket, bir... Değil mi? Efendim siz aşırı yüceltmeci mantıktasınız. Ha, ama sen öyle diyorsun ama haksızsın. Çünkü Allahu Teala bize buyuruyor ki, Habibine hitap ediyor ki, Sa'idu billahi arselnake şahiden ve mübeşşirun ve nedira. Biz seni şahit olarak, müjdeci olarak, uyarıcı olarak gönderdik. Litu'minu billahi ve rasuli. Ey müminler! Bu peygamberi size niye yolladık? Allah'a ve peygamberine inanasınız diye. Daha ve tuazziruhu. Ne demek o? Peygambere diyor sallallahu aleyhi ve sellem son derece saygı gösteresiniz diye. Tuazziruhu. Yani son derece. Bak ne diyor burada? İmam-ı Müberrit Hazretleri. Bu İmam-ı Müberrit bu işin piridir. Lugatın babasıdır. Kelimelerin tahlilinin esasıdır. Bütün tefsirler İmam-ı Müberrit'ten alır. Ne diyor? Tübaliğu fi tazimi. Ona tazim ne demek? Çok büyük tutmak. Şimdi ne diyor? Onu çok büyük tutarken diyor mübalağa yapacaksınız. Ne demek? Son dereceye kadar büyüteceksiniz onu diyor. E Allah bana emrediyor İnna suresinde ona tazim ederken mübalağa yapacaksınız. Çok büyük tutacaksınız. İnsanlar içinde ona eş tanımayacaksınız. Yaratıklar içerisinde onun benzerini tanımayacaksınız. Allah vücub aleminde tek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imkan aleminde tek. Bu alemi imkan. O da bizim gibi mahluktur ama bu alemde tektir. Eşi ve benzeri yoktur. E Allah bize ona son derece tazim edip taziminde mübalağa yapacaksınız diye emrediyor. Adam da kalkıyor. Kitap yazıyor. İşte diyor yüceltmeci mantık. Bunlar diyor aşırı büyütüyorlar. Büyütüyoruz da Allah mı dedik? Haşa. Büyütüyoruz da efendim oğlu mu dedik? Haşa. Büyütüyoruz da ne dedik? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakışmayan hangi vasfı koyduk? Biz az bile yapıyoruz. Biz ona hakkıyla tazim edemiyoruz. Biz onu hakkıyla takdir edemiyoruz. Onu ancak Allah'ımız tanıyor. En iyi o takdir ediyor. Celle şaniü celle celal. Biz daha emekliyoruz onu tanıma babında. Nerede büyütüyoruz? Yani kalbi uyumaz diyoruz. Biz mi diyoruz? Tenam ayna evla Gözlerim uyur, kalbim uyumaz. O diyor. Biz onun sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğuna göre ona hürmet ediyoruz. Öyle mi? Yani ben Allah katında çok değerim var. O buyuruyor. Ene öyle Adem. Ben Adem olan efendisiyim. Ve la ama iftihar için söylemiyorum. O buyuruyor. Adem'e Adem olsun bütün peygamberler kıyamet gün benim sancağımın altındadır." diyor. Ya kendisi anlatıyor bunları. Biz mi uyduruyoruz? Niye yüceltmeci oluyoruz? Bu hadisler sahite geçiyor. Yani Allah Teala ona emrediyor, o da kendini bize tarif ediyor. Yoksa bizim imanımız ne olur? Zahi olur. Ondan sonra adam ne demeye başlar? Efendim, o da benim gibi adam, ben de onu gibi adam bunu diyen de, bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tazim etmiş oluyor mu? Hayır bu saygı mıdır? Bu sevgi göstergesi midir? O benim gibi adam, ben de onun gibi adam zihniyeti efendim fikriyatı hiç İslam'la Kur'an'ın şu ifadeleriyle bağdaşır mı? Li ona son derece tazim edeceksiniz diyor. Sen kendine tazim edeceğine dair bir ayet var mı? Biz kimiz? Ama ona tazim bize emrediliyor. Aman arkadaşlar, aman arkadaşlar. Bu sevgiyle Allah'a Resulüne kavuşalım inşallah. Ahim. Ne kadar günahımız olsa sevgi bizi kurtaracak. Inşallah. Ama sevgisiz kayalar, taşlar, donuk varlıklar, istedikleri kadar namaz kılsınlar, ibadet yapsınlar, helak olacaklar. Aşksız, sevgisiz, muhabbetsiz, din olmaz. İman olmaz. Selâfüm men kunne fî vecede halâvetel iman diyor hadis-i şerifte. Üç şeyi bulunduran imanın tadını bulur. En Allah allâhu rasûlû ehebbe ile Üçünü birden anlatmayayım. Birinci maddesinde diyor Allah'a ve peygamberi ne kadar sevecek? Allah ve peygamber dışında ne varsa hepsinden fazla sevecek. Bunu bulundurmayan imanın tadını bulamaz diyor. Nasıl olacak? Evet. Devamlı tekamül etmemiz, muhabbette ilerlememiz, bunun için de yollarına tevessül etmemiz, ondan çok bahsetmemiz icap ediyor. İshak Tücibi Hazretleri anlatıyor. Bunlar çok eski zatlar, mübarek Allah dostları efendim. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi nasıldılar? Efendimiz vefat ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem onu andıkları zaman başlarını eğerdiler, tüyleri diken diken olurdu, ürperirdiler ve ağlamaya başlardılar mutlaka ismi anıldığı zaman hepsi ağlamaya başlardılar. Ve tabiinden birçoğu da ona muhabbet ve iştiyaklarından dolayı böyle yapardılar. Kimisi de heybetinden, vakarından, azametinden dolayı böyle tüyleri diken diken olurdular. Yani onların halleri, onların işleri başka. Efendim. Anlatılıyor tabi, çok rivayetler zikrediliyor tabiinden bir hassa efendim Amr İbni As Hazretleri Değil mi? Mübarek sahabi onu e, bazıları sevmez. Sahabeyi sevmeyenler eli sünnet olabilir mi? Hazreti Muaviye sahabe midir? O Resulullah'ın duasını almış mıdır? İşte, Abdullah bin Amr bin As da öyle. Abdullah bin Amr'ın babası Amr bin As Mısır Fatihi. On da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıymetli ashabındandır. Evet o zat diyor ki bir kere bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gözüm dolusu seyredemedim diyor. Heybetinden, azametinden, büyüklüğünden. Ve diyor bana şimdi tarif et o kadar yanında bulundum size anlatamam diyor. Çünkü bir kere diyor ona sevgimden, saygımdan şöyle gözümle gözüm dolusu bakamadım diyor. Ve sahabenin hiçbiri bakamamış biliyor musunuz? Ancak diyorlar Ebu Bekir ile Ömer gözüne bakardılar. O da onların gözüne bakardı. Birbirlerine gülerdiler. Onların dışında hiçbir sahabi göz dolusu bir kere şöyle bakamamış. Yüz, 114 bin sahabi. Bir tanesi bakamamış şöyle. O nasıl bir nursa, nasıl bir heybetse, değil mi? Efendim, öyle anlatıyorlar. heybetinden, azametinden, ona karşı saygılarından. Ya. Amr ibn As öyle diyor. Ma kana hadun yemin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulünden daha sevgili kimsem yoktu dünyada. Ve la fi ayni minu. Gözümde nazarımda ondan büyük kimse yoktu. Ve evet. ma kuntu utuyu önemli nemle ayni ayni yeminu icilalen lehu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Enes diyor. Resulullah ashabına çıktığı vakit muhacirin ensarın yanına herkes otururken bir kimse gözünü bile kaldıramazdı diyor. Herkesin kafası aşağı eğilir. Ancak Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma onların üstesinden. Üsame İbni Şerik radıyallahu anh diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim. Sahabe etrafındaydı. Nasıldılar diyor. Hepsinin başında kuş varmış gibi. Kimse kıpırdamıyor diyor. Kuşu kaçırmayayım dercesine. Başında kuş nasıl durur? Bir saat, iki saat. Ne kadar duruyorlarsa. Heybetinden, azametinden. Urve bin Mesud radıyallahu anh. Diyor ki Kureyş onu e, efendim Hudeybiye senesi Resulullah'a gönder. Sallallahu aleyhi ve sellem. O da e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halini müşahede etti, sahabenin durumunu gözledi, orada sonra nakletti. Diyor ki, Bukhari'de de geçiyor, o eshabı ona o kadar tazim ve hürmet ediyorlardı ki, ne zaman abdest alsa abdest suyuna koşuşuyorlardı. Hatta abdest suyunu üzerlerine değdirmek için birbiriyle savaşıyorlardı. Ne zaman bir mübarek tükürecek olsa veya burnundan bir şey çıkaracak olsa sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle avuçlarıyla onu kapıyorlardı. Yüzlerine bedenlerine sürüp ovalıyorlardı. Bir mübarek sakalından saçından bir şey düşecek olsa bir tüy mübarek vücudundan hemen koşup atlayıp kim önce davranacak diye onu kapıyorlardı. Bir iş emrettiği zaman onun emrine süratle koşuyorlardı. O konuşmaya başladığı zaman seslerini onun yanında herkes kısıyorlardı. Ona tazim ve hürmetlerinden bir kimse keskin nazarla göz kaldırıp da kendisine bakamıyordu. Ve Kureyş'e döndüğü zaman bu zat ne dedi? Ey Kureyş cemaati ben dedi Kisra o zamanki Acem kralına hem de sarayında gittim. Kayser'e gittim. Kayser, Bizans işte imparatoru, Rum kralı. Ona da sarayında gittim. Yani öyle yolda seferler aslamadım. Sarayındaki ihtişamı içerisinde gittim. Necaşi'ye gittim. Habeş kralı. Ona da mülkünde, saltanatında efendim, mülaka oldum. Ee, vallahi ma ra meliken fi kavmin kattu misle Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem fi ashab. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem eshabının ona yaptığı tazim, hürmet ve saygı kadar hiçbir Kabilenin, kavmin, milletin hükümdarlarına tazim ettiğini görmedim. Ya. Onun için yani siz ümitlenmeyin. O insanlar kendileri canlarını vermeden size onu teslim etmezler dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Efendim. Hazreti Enes diyor Resulullah'ı gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Berber tıraş ediyor. İşte ihramdan çıkarken mübarek saçını işte e, çok nadir usturaya vurduğu. Ama o da sünnet oluyor usturaya vurdurduğu için. Berber tıraş ederken gördüm sahabe etrafında dolaşıyor. Bütün hep tavaf gibi dolmuşlar yanında böyle kapışıyorlar. Bir tüy düşse hemen kapıyorlar. Ya şimdi bu sahabeye adam ne diyor? Bunlar diyor avam diyor sıradan adam diyor. Peygamber de bunlardan rahatsızdı diyor. Ya adam bunu diyor. Ben de dediğim zaman ki bu yanlış söylüyor dediğim zaman o bu lafı sahabeye diyene bir şey olmuyor. Ben doğruyu dediğim zaman bana diyorlar ki senle bizim işimiz kalmadı diyorlar. Çünkü sen diyorlar ona bir şey diyorsun buna bir şey diyorsun. E ben durup durana bir şey diyor muyum? He? Ya. Evet kardeşim. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem benim peygamberimin sahabesi Selefü Salihin benim anamdan babamdan değerli kardeşim. Benim anama babama, ırzıma namusuma, sövene hakaret edene nasıl tepki verip de rahatsız olup da reddiye yapıyorsam onlardan fazla peygamberime sahabeye dokunan hakkında konuşurum, yazarım. Ama hakaret etmem, herkesin insaniyeti şahsiyetine saygım var, bu batıl görüşlere saygım yok, kimse de benden batıl görüşlere saygı beklem. Ama kaç kişiyiz benim kafada? Üç kişiyiz, beş kişiyiz. Es sevadül azam vel Eli hak. Ehli sünnet vel cemaat en büyük karaltı, en büyük kalabalık sayıca değildir. Hak üzere bir kişi de kalsa sevad azam odur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne İbrahim'e kâne ümmeten. Ayeti kerime, İbrahim diyor tek Müslümandı dünyada ama tek başına bir ümmetti diyor. Biz tek de kalsak ümmet olalım inşallah. Ehli sünnetin tümünün mümessili olalım inşallah. inşallah. Bu hususta maddi darlık da görsek, dışlansak da, bazı işlerden efendim reddedilsek de, bazı imkanlarımız elimizden alınsa da, Allah Resulü'nün sevgisi ağır bassın inşallah. i̇nşallah. Kardeşler, aman hatır yok. Bu işte hatır yok. Peygamberin şanına dokunan konuşmalara, dinini değiştirmeye yönelik fikirlere hatır yok. Tamam ben sizden bunu istiyorum. Kendim de bunu yapmaya çalışıyorum. Bu hususta bir örnek olmaya çalışıyorum. Ben ölürüm kalırım. Başıma ne gelir Allah bilir. Ve ma adri ma bikum. Benim başıma ne gelir size ne gelir ben bilmem diyor Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem ancak Allah bildirirse tabi ona Allah bildiriyordu. Bize onu da bildirmiyor. Hiçbir gayb bilgimiz de yok. Kerametimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Başımıza ne geleceğini de bilmiyorum. Bilmiyorum ama ne gelirse bu sevgi üzere gelsin. Tamam. Evet. İşte sahabe anlatılıyor. İşte sevgiler anlatılıyor. Bunları ben mi uyduruyorum? Hazreti Osman'ı gönderdi. Radıyallahu anh Mekke'ye elçi olarak. O da geldi. Resulullah'ın adına sallallahu aleyhi ve sellem tebliğatlar yaptı. E dediler ki ey Osman Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem izin vermeyiz. O tavaf edemez. Ama seni severiz. Sen aramızda hukuk var. Sen buyur tavaf yap. Hazreti Osman da orada Kabe'ye senelerce e, görememişler, gidememişler, muhacir çıkmışlar. Ne dedi Hudeybiye senesinde? Mâ küddü li ef'âli hattâ sallallahu aleyhi ve sellem. Kabe'nin yanında tavaf et diyorlar. Sana izin verdik. Resulullah tavaf etmeden ben tavaf edemem diyor. Siz peygambere izin vermiyorsunuz. Bana izin veriyorsun. Bu iş olur mu diyor. Anladınız mı? Her meselede böyle bir şey soramazdılar. Heybetinden. Yani kimden bahsediliyor? Uhud Muharebesi'nde dağıldılar, sıkıntılar, bozgunlar, hezimetler. Minel müminin ma Müminlerden sözünde duranlar oldu, ahdine vefa gösterenler oldu, muradına erenler oldu. Ayet geldi. Kim muradına erdi, kim ermedi? Bunu da anlayamadılar. Bir şey de soramıyorlar. Oradan bir bedevi buldular, cahil bir bedevi. Dediler ona ki tabii onlar öyle diyorlar. Biz şimdi cahil bedevi diyemeyiz. Çünkü o zat da kim? O da sahabi. Bize göre radıyallahu an. Ama onlar diyorlar, biz diyorlar bir cahil bir bedevi bulduk diyorlar yani. Onların sözü bu. Bizim sözümüz değil bu. Biz hiçbir zaman sahabeden birine bedevi, arabi, cahil, cüvela diyemeyiz. Onlar bizim başımızın tacı. Afrikalı sahabeden biri vardı. Eli böyle benim kolum kadardı. Mübarek böyle onun elini nasıl öpüyordu o tabiinin büyükleri. O imam azam olsun, imamı malik olsun. İstediği kadar müctehid olsun kim olursa olsun. Resulullah'ı bir kere gören birini buldukları zaman elini ayağını yüzlerine sürüyorlardı. Öyle Afrikalıymış, cahilmiş, bedevimiş. Ben müctehidim demiyorlardı. Bir kere gören gözlere kurban olalım diyorlardı. Anladınız mı? Bu lafları da dikkatli konuşalım. Diyorlardı, "Sen Resulullah'a sor ki sallallahu aleyhi ve sellem bu muharebede kim af oldu, kim muradına erdi?" ayet diyor, Bazıları maksadına ulaştı falan. O da gitti soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüz çevirdi. Böyle bir cevap vermedi. Fakat şimdi başka sahabe olsa yandım diye üzülecek. Ama o zat yabancı olduğu için o pek etkilenmedi. Ee, o arada Hazreti Talha geldi. Talha'yı görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadi ammen İşte bu muradını erenlerdendir dedi. Çünkü neden Hazreti Talha kaçmadı? Sebat etti. Efendimiz'i omzuna aldı, sırtladı. Ve Uhud Muharebesi'nde çok büyük bir sıkıntı içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına Hazreti Talha müteahhit. Evcebe Talha, Talha cenneti vacip kıldı buyurdu. Soramıyorlardı. Heybetinden yanına yanaşamıyorlardı. Kapısını çalarken diyor Mughir Hazretleri tırnaklarla çalıyorlardı. Tırnak, parmakla değil tırnak. Edepten, tanzimden, saygıdan. Berahib Nazip radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir mesele soracağım diye istiyorum. Senelerce heybetinden yanına yanaşıp da bir soru soramadım diyor. Senelerce. Yanında, beş vakit camide soramıyor. Anlıyor musun? Heybet, tazim, tevkir. E şimdi vefat etti. Bir şey değişti mi? Değişmedi. Aynı saygı orada lazım mı? Medine'de? Huzurunda, mescidinde, civarında orada efendim bağırılıp çağrılıp sırtını Resulullah'a dönüp haşa sallallahu aleyhi dua yapalım. Böyle şey olur mu? adam diyorlar dön sırtını kaldır ellerini dua et kıbleye doğru Resulullah arkada. Resulullah sallallahu aleyhi ve yüzüne arkasını döndürüyorlar adamı. Şu anda oradakiler öyle öğretiyorlar. Diyorlar ki sırtını dön. Resulullah'ın yüzüne sırtını döndürüyorlar. Bir de adam namaza geçiyor. Tam Efendimiz'in önünde namaz kılıyor ya. Kıbleye dönüyor, arkası Resulullah'ın yüzüne geliyor sallallahu ve Aman böyle bir edepsizlik yapmayın, helak olursun. Aman böyle aklınız başınızda olsun. Sırtın Resulullah'ın yüzüne gelir mi ya? Allah Allah. Olacak iş mi ya? İmam Malik'e sordular. Kıbleye mi dönüp dua edelim? Resulullah'ın yüzüne mi dua edelim? Dönüp dua edelim. Dedi ve lime tasrıfı ve cekânû ve vesiletü vesiletü ki Adem. Sen dedi nasıl dedi ondan yüzünü döndürürsün. O kıbleden büyük değil mi? O Kabe'den daha hürmetli değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye baktığında ne dedi? Ey Kabe dedi. Ma azama hürmetek. Sen ne kadar Allah katında hürmetlisin ama vallahi bir mümin Allah katında senden daha hürmetlidir. Ne diyor Mevlana? He? Kabe diyor e, Azeroğlu İbrahim yapısıdır. Müminin kalbi Allah'ın arşıdır, Allah'ın evidir. Ne yapma? Müminin kalbini kırma diyor öyle mi? E peki normal bir mümin bile Allah'ın indinde Kabe'den hürmetliyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den niye yüzünü dönüyorsun? Senin de kurtarıcı vesilen olur. Baban Adem'in de kurtulmasına vesile olmuştur. Adem Aleyhisselam ağla 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 af olmamıştır. Rahatlamamıştır. En nihayetinde ya Rabbi hakkı Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem illa gafarteli. Dünyaya indikten sonra yüzlerce sene geçmiştir. Serendip'te Hindistan'da gözyaşlarından utancından yüz sene başını göğe kaldıramamıştır. Gözyaşlarından ağaçlar yetişmiştir. Sonunda Muhammed'in bahşi hakkı için beni affetmez misin? diye ısrar edince Rabbimiz işte şimdi seni affettim ey Adem ve levlahu ma o olmasa seni de yaratmayacaktım zaten diye sahih hadiste hakim müstedrekte kaynağı sahittir bunun bu manada meşhur hadis var levlake levlak le ma bu manadadır sen olmasaydın sen olmasaydın felekleri de yaratmayacaktım melekleri de yaratmayacaktım cenneti de yaratmayacaktım arşı da yaratmayacaktım diyor ya arşı da yaratmayacaktım Hepsinden değerli Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ne anlatacağız? Hiç anlatmakla bitecek bir şey değil. Onu sevmenin alametleri onun sevdiğini seveceğiz. Ehli beytini seveceğiz. Sahabesini seveceğiz. Muhacirleri seveceğiz. Ensar'ı seveceğiz. Düşmanlarını sevmeyeceğiz. Onun kızdıklarına muhabbet beslemeyeceğiz. Öyle mi? Bir şeyi seven onun sevdiğini de sever. Hazreti Hasan Hüseyin hakkında ne buyurdu? Allah <laughs> men Ya Rabbi ben bu iki torunumu seviyorum, sen de onları sev. Ondan sonra ne buyurdu? Fehibbe men yuhibbu. bu bunları sevenleri de sev. Biz Hazreti Hasan Hüseyin seviyor muyuz? Elhamdülillah. Çok seviyoruz. Bu sevgiyle inşallah efendim Allah Resulü'nün sevgisine mazhar olacağız inşallah. Ene habbe ve ma faqad habbe Hasan Hüseyin'i seven beni sevmiş olur. Ve mene habbeni fakat habbe Allah. Beni seven Allah'ı sevmiş olur. Ve mene bu gazı ma fakat bu gazı. Bu torunlarıma kızan bana kızmış olur. Ve mene bu gazani faqad bu gaz Allah. Bana kızan Allah'a kızmış olur. Manya Rabbi. Hazreti Fatıma'gın inna bi'd'u minni yuhzubuni ma aghdaba. Fatıma benim parçamdır. Onu kızdıran beni de kızdırmış olur. Ya Üsame Hazretleri hakkında Ayşe anamıza ne dedi? Ehibbi fe Ey Ayşe Üsame'yi seveceksin. Mecbursun. Çünkü ben onu seviyorum. Ben seviyorsam bütün ümmetin sevmesi mecburidir. Meselelere bak. Ayetül iman hübbul ensar ve ayetül nifak Medinelileri ensarı sevmek imanın alametidir. En büyüklerinden biri de burada Ebu Ayyubel Ensari yatıyor. Radıyallahu anh. Ne kadar seviyoruz. Türk milleti maşallah çok tazim ediyor, çok ziyaret ediyor. Bazıları uğraşıyorlar. Kabir ziyareti şirktir. Türbelere gitmeyin, mitmeyin ama bu millet yutmuyor işte. Öyle bilim adamlarına, film adamlarına kimse itibar etmiyor işte. Sen istediğin kadar meydanı boş bırakmayın, doldurun diyorsun onlara ama o adamlar bu meydanı dolduramıyor işte. Çünkü onlar bu sahabeye gitmeyin diyor. Onların yüzü su hürmetini Allah'tan istemeyin diyor. Osmanlı'dan gelen örfü adeti, ehli sünneti bozma görüşleri sevk ediyor. Bu milletinde ruhaniyeti bunları reddediyor. Reddediyor. İstediğin kadar gitme diyorsun. Yine bu millet gidiyor, gidecek. Kıyamete kadar Belen Sahin ziyareti durmayacak inşallah. Bu Türk milleti sahip çıkacak bu türbelerine, bu sahabenin kabirlerine, bu evliyanın, ulemanın mezarlarına. Sen ne dersen de, boş. Çünkü kalpler Allah'ın elinde. Mevla bu milleti seviyor. Hidayet üzere sabit bırakıyor elhamdülillah. Bizim ecdadımız onlara nasıl türbeler yaptı görmüyor musun? Ebu Ayyub el etrafındaki efendim, sandukaları görmüyor musun? O gümüş işlemeleri görmüyor musun? O türbedeki çinileri görmüyor musun? O tazimleri görmüyor musun? Onlar hep neden? Hep sevgiden değil mi? Hep saygıdan değil mi? Bu kadar 600-700 sene bu Osmanlı yanlış mı yaptı? Ebu Suud Efendiler, İbni Kemaller bu kadar ulema evliya yanlış mı yaptı? Bunlar en büyük muktedir alimler. Tabii ki saygı göstereceğiz. Ensarı sevmek diyor. Ebu Ayübel Ensarı işte. Hem de Ensar'ın babası. Ensar sahabeye yardım edenler. Ebu Ensarı peygambere direkt yardım etmiş. Evinde altı ay misafir etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve radıyallahu anh. Allah civarında bizleri metalandırsın. Dünya ahiret şefaatinden, himmetinden nasiplendirsin. Allah'ın bu İstanbul halkının bu civarın kaidi ve şefaatçisi olarak onu bize gönderdi. Mahşere de kalktığımızda kabirlerden onun civarında nasip eylesin. Sancağı altında Resulullah'a kavuşmayı nasip eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabem nerede ölürse diyor o bölgenin tüm halkı onun etrafında toplanacak. O sancakla bana gelecekler diyor. Bize baybelen Ansari sancağındayız inşallah. Tabi burada Ebu Şeybe Hazretleri de var. Surun dibinde o Efendimizin yakınlarındandır. Ebu said el Hudri'nin kardeşi olabiliyor. Çok büyüktür o da. Orada yüzlerce sahabe yattığı rivat ediliyor. İstanbul'umuz doludur maşallah. Bunları ya. Ensarı sevmek iman alametidir. Ensarı sevmemek münafıklık alametidir. Çünkü ben ensarı seviyorum diyor. İşte Resulullah'ı seven sevdiklerini sevecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Resulullah sahabesini seviyor muydu? Seviyordu. Ee, Allah Allah fi ashabi. Sahabem hakkında Allah'tan sakının. La tettehidum garadan ba'di. Benim arkamdan sahabemi tenkitlerinizin hedefi haline getirmeyin. Sakın sahabenin aleyhine konuşmayın diyor. Sizin birinizin لَوَنْ فَقَ اَحَدُكُمْ مِسْلَ اُحُودٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدٍ وَلَا نَصِيفًا sizin birinizin Uhud dağı kadar altını olsa, hepsini Allah yoluna verse, benim sahabemin yarım ölçek buğdayına değmez diyor. Onlar zor zamanda bana yardım ettiler buyuruyor. فَمَنَ Onları seven benim sevgimle onları sevmiştir. Onlara kızan, bana kızdığı için onlara kızmıştır. Asla Hazreti Muaviye'ye buğz edilemez. Asla Abdullah ibni Amr, i̇bni Amr İbni Asa buğz edilemez. Hele Ayşe anamıza asla buğz edilemez. Değil mi? Hazreti Ali Efendimiz tarafındaki sahabeye de son derece sevgimiz saygımız var. Karşı tarafta kalan sahabeye de talha onlardaydı be. Cenneti vacip eden zat. Aşere-i vardı karşı tarafta. Hepsine son derece sevgimiz var, saygımız var. Hazreti Ali tarafı haklıydılar, iki derece aldılar. Karşı taraf isabetsiz içtihat ettiler, bir sevap alabildiler. Anladınız mı? Ehli sünnet bu. Kim ne diyorsa başka bunlardan uzak durun. Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. Ve men adan sahabeme eziyet eden bana eziyet etmiştir. Ve men adallah bana eziyet eden muhakkak Allah'a eziyet etmiştir. Allah'a eziyet olmaz ama ne demek? Sen kızdıracak iş yaptın demek. Yoksa Allah bizim gibi eziyetlenmez. Ve men adallah kim Allah'a eziyet muamelesi yaparsa yuzikun yahude yakındır Allah onu yakalayacaktır diyor. Onun için arkadaşlar Nasıl dersin ki Hz. Muaviye ezan düşmanıydı? Nasıl dersin ki kulağını tıkıyordu, ezanı susturmak istiyordu? Bunu nasıl Müslüman ehli sünnet Türk halkına konuşursun? Nasıl yutturursunuz bunları millete? Ben bunları dediğim zaman niye suçlu olayım ki? Yapmayalım böyle. Sahabeyi sevelim, sevenlerden olalım ya. Sövenlerden olmayalım. Allah muhafaza buyursun. Evet. Yani mesele ince, mesele ince. Hazreti Enes radıyallahu anh ne diyor? Resulullah'a baktım gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kabağı çok severdi. O acur gibi kabak. Medine'de de yetişiyor o. Tabağın içinde diyor yemeğin etrafında tabağın kenarları kalmış. O ke yani ye tabaktaki demek sulu. Kabak sulu yemek de o suyu fazla da olabilir. Kabaktan parçalar kalmış. Tabağın kenarlarından diyor kabağın parçalarını arıyordu. Mübarek alıp da yemek için. Onu gördükten beri diyor, o gün bugün kabağı severim diyor. Yani Hasan İbni Ali, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan, Abdullah İbni Abbas, İbni Cafer, Selma validemizin yanına gidiyorlardı. Fatıma Zehra annemizin e, hizmetçisi, dadısı oluyor. Onun yanına gidiyorlardı. E, diyorlardı ona ki, Resulullah'ın sevdiği hangi yemek varsa bize de o yemeği yap. Yani kendi canımızın sevdiği diye bir şey yok. O hangi yemekleri seviyorduysa bize ondan yap. i̇bn Ömer Hazretleri, efendim e, e, sığır derisinden böyle bir ince deriden e, nalinler vardı. Onları giyer. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları giyiyor diye sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün meseleler onu sevmek üzerine onun sevdiklerini sevmek üzerine dönüyor, dolaşıyor. Onun sevmediklerini sevmemek. Sünnetine kim ters çıktıysa kim dinine bid'at çıkarttıysa, kim onun getirdiği yolu tahrip edip değiştirdiyse, onlardan uzak durmak da onu sevmenin alametidir diyor. Şimdi bir adam peygamberin dinine, sünnetine bir ilave kattı, reform yaptı, yenilik çıkarttı, uydurdu. Yani ki kader el üzüm yok dedi inanma. Bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en kızdığı şey. Bu ümmetin mecusileri kadere inanmayanlardır buyuruyor. He şimdi bunlardan uzak durmak da nedir diyor? Peygamberi sevmenin alametidir. E bu da bir görüştür. Ben bunu da dinliyim, anlayayım falan dediğin anda senin peygamber sevgisiyle nasibin kalmıyor. Çünkü kadere iman onun sünneti. Amen dünün altı esasından biri. Amener Resul bima unzile ile min mu'minun. Peygamber neye inandı? Allah ne indirdiyse ona inandı. Allah kaderden bahsediyor Kur'an'da. Nasıl kader yok? Alın yazısı yok? İşte hangi mesele böyledir ha? Hangi meselede baktınız ki dinde yenilik çıkarttılar? Değil mi? Namaz üç vakit diyor. Kadın başı açıkta namaz kılabilir diyor. Anladınız mı? Efendim hasta halinde, özür halinde, hayız halinde kadın namaz kılar diyor. Veya oruç tutar diyor. Halbuki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve la namaz da kılamaz, oruç da tutamaz buyuruyor. Ayşe annemize bile açta, işte, umrede ne yaptı? Kabe'yi tavaf edemezsin. Namaz oruç yok dedi. Geri kalan ihrama girersin, niyet edersin, temizlenince tavafını yaparsın buyurdu. Bu bizim dinimiz. Biri çıktı aşağı şimdi derse ki namaz kılar, oruç tutar veya namaz kılmaz da oruç tutar. Ne oldu bu Resulullah'ın yoluna? Uydurma kattı, bidat kattı. Bunlardan da bu fikirlerden de ne yapmak lazım diyor? Uzak durursak. Bunları kim söylüyor? Kazı İyaz Hazretleri şifa Şerif'te bunları beyan ediyor. Bu 15'te bir şifa şerif dersi yapıyoruz. O derste daha neler gelecek, neler gelecek. Onu buraya gelemeyen de internetten takip edebilir o derslerde. Efendimiz hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü neyi seviyorsa onu sevdiler. Neye buğz ediyorsa ona buğz ettiler. Ya işte ashabı en can dostlarını harpte muharebede ne yaptılar? Öldürdüler. Kimisi babasını, oğlunu peygamberin rızası uğrunda Bedir'de değil mi? Baba oğul karşı karşıya gelmedi mi? Geldi. Reisül münafıkın, münafıkların başı Abdullah bin Übey ibni Selul. Onun oğlu da Abdullah. Oğlunun adı Abdullah. Babasının adı Abdullah, münafık. Oğlunun adı da Abdullah. Radıyallahu anh. Efendim. Ne dedi Resulullah Efendimiz'e üzecek laflar ediyordu babası münafık? Ne dedi? Ya Resulallah levşitle le ete tükürü Şu anda istiyorsan başını alayım geleyim dedi. Çünkü peygamber sevgisi ne yapmıştı? Her şeyden, ana babadan, oğuldan, candan ileri geçmişti. Tabii efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam Müslümanım dediği için dilden ona dokundurmadı. Ta ki ölene kadar sabretti sallallahu aleyhi ve sellem o başka. Evet, Kur'an'ı sevecek Kur'an'ı o Muhammed Mustafa getirir sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla ahlaklanacak. Evet. Kâni hulukul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an idi. Kur'an okumayı sevecek. Kur'an'la amel etmeyi sevecek. Kur'an anlamayı sevecek. Sünnet seni hadis-i şerifleri öğrenmeyi sevecek. Evet. Sehl ibn Hazretleri buyuruyor. Allah'ı sevmenin alameti Kur'an'ı sevmektir. Kur'an'ı sevmenin alameti peygamberi sevmektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberi sevmenin alameti sünneti sevmektir. hadis şerifleri. Sünneti sevmen alameti ahireti sevmektir. Ahireti sevmenin alameti dünyayı sevmemektir. Dünyayı sevmemenin alameti de stok yapmamaktır. Ancak ahiretine yarayacak kadar geçinmek için zaruret miktarı yani kendini muhtaç etmeyecek kadar çalışıp geri kalan ahirete hazırlık yapmaktır. i̇bn Mesud Hazretleri öyle buyuruyor. Herkes kendini Kur'an'a göre ayarlasın. La sele hadun an Kur'an. Ben Allah peygamber seviyor mu sevmiyor mu? Sen diyor kendini Kur'an'a arz et yani, Kur'an. Kur'an'ı seviyor musun? Ayetleri seviyor musun? Bu dersleri seviyor musun? Tefsirleri seviyor musun? O zaman Allah peygamberi seviyorsun demektir. Onlar da seni seviyorlar demektir. Evet. Daha birçok alametler var, delaletler var. İnşallah Allah nasip ederse bir dahaki hafta da nedir yine? Rabiülevvel ayında kalacağız inşallah. Allah bize celle celaluhu sağlık sıhhat verirse bu ayaklar onun aşkı uğrunda yürüyecek. Bu diller yine onun sevgisi uğrunda dil dökecek, konuşacak. Yine ayetlerden, hadislerden Muhammed Mustafa aşkına sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi aşıklar, bizim gibi garipler toplanacak inşallah. Allah meclislerimizi onun nuruyla, onun ruhaniyetiyle sallallahu aleyhi ve sellem, onun teşrifiyle sallallahu aleyhi ve sellem cümlemizi affeylesin, mağfiret eylesin. Meclisimizi ıtırnak eylesin, ferahnak eylesin, kalplerimize huzur doldursun. Günahlarımızı mağfiret buyursun. Boyunlarımızı cehennemden azat buyursun. Ne kadar günahkarsak da onu sevenler cümlesine ilhak eylesin. Sevgimize bağışlasın bizi Allah'ımız tebareke ve teala. Evet, kardeşler. Şimdi oturun hemen bir kısa dua edeceğiz. Ondan sonra sizi Rabbimize emanet edeceğiz inşallah. Şimdi mevlit, mevlidi Şerif kıraatı ile ilgili eser. Yeni gelenler için tekrar söylüyorum. Evet bu mevlidin bereketini eviniz, ocağınız, işiniz, gücünüz, çoluğunuz, çocuğunuz hepiniz bulacaksınız. İnşallahurrahman. Rahman. Şimdi bakın ne anlatıyor. Basra'da bir adam her sene mevlid cemiyeti yapıyor. Çok mallar harcıyor, fakirlere yediriyor. Komşusu bir Yahudi kadın. Diyor ki bu Müslüman komşumuz her ay niçin her sene bu ay niye bu kadar harcama yapıyor, ziyafet yapıyor, milleti topluyor. Kocası da diyor ki peygamberinin bu ayda doğduğunu sanıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki sanıyor değil. Biz kesin biliyoruz ki Cumhur'un görüşüne göre Efendimiz hangi ayda doğmuştur? Rabi'ül evvel ayında doğmuştur. Yahudi kadın rüyasında çok nurlu, heybetli, vakarlı bir zat görüyor. Arkadaşlarının yanında salına sanılan yürüyor. Kadın Geliyor yanındaki ashabdan, sahabeden birine. Bu çok nurlu, güzel renkli, alnı parlak zat kim diyor o Yahudi kadın soruyor. O da diyor ki sahabeden kim ise. Hâdâ huven nebiyyül muhtâr, ellezî yersâleullâhu teâlâ bil hakkı beşîran ve nezîrâ. Bu seçilmiş peygamber ki Allah onu müjdeci ve uyarıcı olarak hak ile gönderdi diyor. Deyince kadın diyor ki onunla konuşursam benimle konuşur mu diyor. Sahabe de diyorlar ki inne uleyse bir mütekebbirin ve la mütecebbir. O kibirli değildir. Zorba değildir. Çok tevazuludur. Buyur git konuş diyorlar. O da geliyor kadın diyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lembek, buyur diyor. Rüyasında. Kadın diyor ki ben senin dininden değilken senin düşmanlarının tarafındayken bana da diyor buyur diye böyle iltifatla mı cevap verdin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Velledi ba'eteni bil hakki nebiyyin ve bir risalati neciye. Ma ejebtu ki bidalik hatta alimtu anna Allah li'l-islamekad hedaaki. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben sana buyur dediysem Allah'ın senin kalbine İslam'a hidayet verdiğini bildim de dedim diyor. Ve kadın diyor sen çok kıymetli bir nebisin, büyük ahlak üzeresin. Ben şahitlik ederim. Buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden diyor uyanıyor uyandıkta bu iman üzere uyanıyor bu iman üzere uyanıyor sabah olduğunda müslüman olduğuna sevincinden dolayı bütün malını sadaka olarak dağıtacağına dair adakta bulunuyor sabah eşi kocası da büyük bir gayretle bir ziyafet hazırlığına tutuluyor diyor ki ne iştir nedir sen ne yapıyorsun dün gece diyor sen kimin elinde müslüman olduysan ben de onun hatırı için bu hazırlığı yapıyorum diyor Kadın diyor sana benim başıma geleni kim haber verdi? Diyor ki sana gönderilen bana da gönderildi diyor. Aman bu mevlidi bırakmayalım inşallah. Bu salavatlarla evimizi ocağımızı dolduralım. Çoluğumuz çocuğumuz da ehli sünnet kalacak. O sevgiyle dolacak. Konu komşumuz da yol, hidayet bulacak. Hele ki durumu müsait olan şu Resulullah'ın aşkına mevlidinin hürmetine biraz da fakirleri yedirir. Biraz da böyle bir tasattık yapar, sosyal faaliyetler, mesela Mevlid ayı münasebetiyle helva dağıtır, lokum dağıtır komşularına, et keser, bir kurban keser de mesela kurban etlerini, değil mi millet et alamıyor, kıyma alamıyor, fakir. O zaman onlar meraklanacaklar. Diyecekler ki ne münasebet. Kandil değil, bayram değil. E bu ayda benim peygamberim doğdu. Onun sevincinden veriyorum. Millete peygamber sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem. Aşkı aşlanacak inşallah. Siz buna örnek olun. Hem sosyal yardım olur. Konu komşunuza çevrenize ikram yapın. Hem bu mevlidi okuyup okutmaya devam edin. Ve sadece bu ayda değil. Çünkü Peygamberimiz her zaman bize lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mevlidi şerif kitabını gözünüzün nuru gibi saklayın inşallah. Herkese de ulaştırın inşallah. Rahman. Evet. Arifan dergisinin kendisi de çıktı. Çocuk aile de çıktı. Mesela çocuk aile. Çok önemli. Bunları okumuyorsunuz ama bana ne diyorsunuz? Ben kadın mıyım ya? Bu aile demek kadın demek değil ki. Biz aileyiz. Nikaha haram olan kadınları yazıyor. Mesela. Değil mi? Sevim annemiz yazıyor herhalde. Nikaha haram olan kadınlar. Bunlar önemli şeyler değil mi? Kiminle evlenebilirsin, kiminle evlenemezsin. Kız ne diyor? "Ben dayımla evleneceğim." diyor. Ya Timurtaş Hoca Allah rahmet etsin anlatırdı. Yavuz Selim Camii'nde o zaman vaaz eder. Çok sene var 25 sene. Yahu diyor müftülüğe getirdiler. Kızım sen Allah'a inanmıyor musun? İnanıyorum. E dayınla evlenmek haramdır. Diyor ki Allah tamam inanıyorum da Allah ne karışır dayımı seviyorum diyor. Yani bunu Timurtoş Hoca'dan duydum ben. Demek istiyorum ki yani insanlarımız bilmiyor kiminle evlenilebilir kiminle evlenilemez. Bu Arifan ailede çocukta çok ilimler var. Helallardan, haramlardan, hepimize lazım bilgilerden. Çoluk çocuğumuz bilmesi lazım öyle değil mi? E bilmediği zaman da işte kapılmış. Ondan sonra onu anlatana kadar diyor. Canımız çıktı diyor. Müftülüğe getirmişler o zaman. Timurtaş Efendi de merkez vaziydi, müftülükte vazifeliydi. Evet. Bu vesileyle ona da Rabbim rahmet eyleye. Arifan dergisindeki efendim son tarafındaki özellikle dualarda başına sıkıntı gelenler, sihire büyüye müptela olanlar, efendim bu yüzden hasta olanlar, Efendim bu ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden burada kaç madde yazdık? Yedi madde yazdık. Evet, bütün hastalıklardan, delilikten, ağrılardan, felçten hangi ayetleri okuyacağız? Hangi duaları yapacağız? Hangi zikirleri yapacağız? Bunlar burada tek tek yazılmıştır. Ondan sonra özellikle Esma-i Hüsna. Bu Esma-i Hüsna'yı ya ile yazdık. Ne demek ya ile? Hüvallahu bir çeşit. Bir de ne var? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Melik, Ya Kudüs. Bu değişik bir usul. Bir onu yapın, bir bunu yapın. Bunu diyor, üç kere okusa. Peşinden de şu dua var. Kâfâ ya ayn saat diye. Bu duayı da peşinden okusa. allah Teala onun muradı neyse, isteği neyse yerine getirir. Bu gece ne gecesi? Ma gecesi. Herkes kapısını kapattığı zaman kim kapıları açıyor? allah Teala. Herkesten istediğin zaman bıktığında kim senden usanmıyor? Allah Teala. Ne derdimiz varsa inşallah bu esma hüsnâ duasıdır. Bu duayı bir yerde görmediniz. Bir yerde ben de görmedim. Arapça bir kitapta gördüm. Bunu yazdım size. Üç satır bu duayı da okursunuz. İnşallah muradınıza erersiniz. Şimdi hangi ismi şerifteyiz? Errahim ismi şerifindeyiz. Esma hüsnadan kaçıncı isim? Üçüncü isim. Ne kadar faydalı ilimler var bak. Errahim ismi hakkında Üç sayfa malumat var. Ya en büyük iş Allah'ımızı tanımaktır. Allah'ımızı tanımanın yolu nedir? İsimlerini bilmektir, sıfatlarını bilmektir. Rabbinin ismini bilmeden sıfat, rahim hem isimdir hem sıfattır. Ne demektir? Ne faziletleri var? Siz hep neye bağırsınız? Neye yarar? Hoca efendi yani bileyim de bana ne faydası var? Ya sana ne faydası var? Burada anlatılıyor. Mesela Uhud dağı kadar borcun olsa, Uhud dağı kadar adamın borcu var. Nasıl ödeyeceğim? Nasıl ödettireceğim? Rahim ismi şerifi, Rahman ismi şerifle burada dua yazmış. İsa Aleyhisselam havarilere öğretiyordu. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh Ayşe validemize öğretti. Allahümme faricel hemmi kâş vel gammi yazıyor. Bu ismi şerifler bu dua bereketiyle Uhud dağı kadar borcun olsa e hoca ben hazine mi bulacağım? Bana gece bir şeyler mi gelecek? Yok. Ne diyor? Allah ödettirecek diyor. Ben sana demiyorum ki evinin altında gömü çıkacak. Allah ödettirecek diyor. Bu iman meselesidir. İtikad meselesidir. İsimleriyle Allah'a yalvarmak meselesidir. Bunları hepsinden istifade edin. Sami söylüyorum şu dergiyi yerlere de koymayın. Mümkün mertebe abdestsiz de tutmayın. Bu normal bir dergi gibi değildir. Çok ayet var, hadis var. Kitap gibi muhafaza edin, insanlara ulaştırın. Allah da sizi bütün hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Evet İbrahim Tokmak kardeşimiz 25 yaşında sohbet dinlerken Sami Özey kardeşimizle, abimizle bir programdaydık. Program bitti, telefonu çaldı. Bu İbrahim Tokmak kardeşimiz cemaatten bizi de seven. O programı da dinliyormuş. Tam program biter bitmez kaynaşlı ne tırın altına girdi vefat etti. 25 yaşında efendim 4 aylık evliymiş. İşte ecel böyle bir şey 25 yaşına bakmıyor. Onun için hem de dersi dinlemiş, hemen vefat etmiş. Ee, bir ruhuna şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resulü. Tuğba Hoca Hanım kardeşimiz kanserden vefat etmiş. Ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resulü. İlyas Kaya kardeşimiz, kıymetli abimiz, Efendi Hazretlerimizin güzel hizmetine bulunan insanlar, onun annesi tensili annemiz, Tenzile Kaya annemiz vefat etti. Babası da çok mübarek adam idi. Ömer Kaya kıymetli haç arkadaşımız. Onunla da ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Amin. Sübhane Rabbil alemin. Aleyhine ve abdühü elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu ve ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Allahümme enselüke el cennet. bike minen nâr. Allahümme enselüke ridake vel cennet. نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل آمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü niyetiyle buyurun. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As-salatu ve selamu aleyke ya Habibullah. As-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidin el-Evvelin ve l-Akhirin. Sübhane Rabbika Rabbil İzzeti amma yasafune ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Antes Beşrafından Yıldız, Gıcık oğlu hanımefendi vefat etmiş. Hep hediye bekliyorlar. Kabirde yatanlar imdat imdat bağırıyorlar. Eşten dosttan bir dua şehadet bekliyorlar. Bunlarla onlara rahmetler gidiyor. Bize de arkadan böyle okunacak inşallah. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abdi ve Hep okuduğumuz niyetlere, şehadetlerimizi kabirlerine ishal Bizim de Adem Aleyhisselam'a kadar bütün abâ ruhuna da bir şehadet buyurun. Hep geçmişlerimize. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve Askerimizden, polisimizden şehit olanların, Efendim bu vatanın muhafaza uğrunda bizi beklerken şehit olan e, kardeşlerimizin kardeşlerimizin şehitlerimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü <laughs> kabirlerini nur eyle ya Rab. Dağlar emsali rahmetler şu saatte idhal ile ya Rab. Bize de arkadan böyle okumaları nasip eyle ya Rab. Amin ruhları için el Fatiha.